iç ortam hava kirliliğini önlemek için öneriler. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapabileceğiniz en iyi şey, yaşam tarzınızı sağlıklı davranışlarla değiştirin. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, böbrek hastalıkları, hangi kronik hastalık söz konusu olursa olsun, bu hastalıklardan korunmanın, ortaya çıkışlarını geciktirmenin ya da verebilecekleri zararı en aza indirmenin ilk adımı, her zaman sağlıklı yaşam tarzına yönelik değişikliklerdir. Hekimlerimiz, bilim insanlarımız sürekli aynı uyarıyı yapıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını seçin. Peki bu sağlıklı yaşam tarzı denen şey nedir? Nelere sağlıklı diyebiliriz? Neler sağlıksız? Değişim için ne yapmalıyız? İşte bu videolarda size bunları anlatıyoruz. Hazır mısınız? Evde, arabada havamızı koruyoruz. İç ortamların havalandırmasını yeterli düzeyde, düzenli olarak ve uygun zamanda yapın. Ev içerisinde ve mutfakta, ısınma ve pişirme işlemlerinde bacası çekmeyen soba, şofben, açık ocak, mangal kullanmayın. Tütün ve tütün mamulleri kullanmayın. Temizlik malzemelerini birbiriyle karıştırmayın. Klima ve nem azaltıcı araçları kullanarak oda ısısı ve nemini azaltın. Kuru temizleme uygulanan giyeceklerinizi birkaç saat dış ortamda havalandırın. İç ortamlarda kullanılacak boya, vernik, yapıştırıcı ve döşemelik malzemelerin uçucu organik madde içermemesine dikkat edin. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde iç ortamın uygun zamanlarda havalandırmasına dikkat edin. Araç kullanırken havalandırma için cam açmak yerine aracın klimasını kullanın. Zehirli atıkları yerleşim alanlarınızdan uzak tutun. İş yerinde havamızı koruyor, mesleksel maruziyetleri en aza indiriyoruz. İş yerinde koruyucu maskeler kullanın. Çalıştığınız ortamın uygun havalanmasını sağlayın. Dikkat! Eğer riskli iş alanlarında çalışırken solunum yolu hastalıklarına dair sık sorun yaşıyorsanız mutlaka hekiminize danışın. Hekiminizle birlikte sağlığınızın bu iş alanında çalışmayı sürdürmeye uygun olup olmadığını, çalışmaya devam etmeniz durumunda riskleri en aza indirmek için yapılabilecekleri mutlaka iş sağlığı, iş güvenliği uzmanlarıyla değerlendirin. Unutmayın, kronik hastalıkların kontrolünde kişinin kendi hastalığına ilişkin bilgilenmesi ve hastalık yönetimi konusunda aktif tutum alması çok önemlidir. Kişinin hastalığını iyi bilmesi, hekiminin önerilerine ve verdiği tedaviye tam uyması, hastalığın seyrini doğrudan etkilemektedir. Tedavinizde, doktorunuzun önermiş olduğu risk faktörlerinize yönelik yaşam tarzı değişikliklerini uygulamayı, ilaçlarınızı düzenli kullanmayı ve hastalığınıza yönelik düzenli takiplerinizi yaptırmayı unutmayın. Yaşam tarzı değişiklikleri, hastalığınızın kontrolüne katkıda bulunarak, kullandığınız ilaç sayısının ve dozunun düşürülmesine ve yaşam kalitenizin artmasına olanak verir.